Bir taraftan da Fatih Kaymakamlığı'na bağlı Fener Rum Kilisesi Papazı Bartolomeos Yunanistan'a gitti. İstanbul'a yine Konstantinopol istedi. Askeri törenle karşılanan Bartolomeos, Gökçeada'nın Atina ile birleşmesi anlamına gelen Panimros Konferansı'na ekümenik sıfatıyla katıldı. Fatih Kaymakamlığı yetkilileri ise konuyla ilgili ziyaretten bilgimiz yok açıklamasında bulundu. Yine Fener Rum Kilisesi, yine Türkiye düşmanı faaliyet. Fatih Kaymakamlığı'na bağlı Fener Rum Kilisesi'nin papazı Bartolomeos, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. Bartolomeos askeri törenlerle karşılandı. Atina'da bir dizi toplantı ve etkinliğe katılan Bartolomeos kendisini ekümenik sıfatıyla tanıtarak Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasalarına aykırı hareket etti. Konuşmalarında İstanbul'u Konstantinopolis diyerek adlandıran Bartolomeos, kilisenin bulunduğu Fener bölgesine de Panarion dedi. ABD projesi olan ve Türkiye'de FETÖ lideri Fethullah Gülen'in başını çektiği dinler arası diyaloğu hala teşvik ettiklerini vurgulayan Bartolomeos, siyasetçilere ve meclise de ilham kaynağı olduğunu öne sürdü. 20 Eylül'de Yunanistan'a giden Bartolomeos, 8'den fazla etkinlik ve konferansa katıldı. Etkinliklere Yunanistan'ın eski cumhurbaşkanı, eski başkan yardımcıları, valiler ve kaymakamlar da katıldı. Yunanistan için çalışan kamu görevlilerine dualar ettiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin memuru olan Bartolomeos, Gökçeada'nın Atina ile birleşmesi anlamına gelen Panimros konferansına katıldı. Devlet memuru olan Bartolomeos'un Türkiye'nin bölünmesine hizmet eden toplantılara katılması için kimden izin aldığını Fatih Kaymakamlığı'na sorduk. Fatih Kaymakamlığı yetkilileri Bartolomeos'un kaymakamlıktan izin almadığını ve izin başvurusunda da bulunmadığını ilan etti. Türkiye karşıtı faaliyetlerin başında yer alan Bartolomeos'a Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hala bir yaptırımda bulunmaması tepkilerin büyümesine neden oluyor.